Benim gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla gerçekten bırakın komünisti, bırakın dinsizi, bırakın kafiri, bu devrin Müslümanlarıyla uzlaşmış. Bazen böyle insanların yorumlarını, fikirlerini, düşüncelerini dinlediğim zaman aslında insanların içlerinin tamamen katrana döndüğünü, tamamen fitneye döndüğünü, hiç İslam'dan bir eser ve iz kalmadığını, tamamen birilerinin kendilerine Rab ve ilah haline getirdiklerini net görebiliyoruz. Çünkü öyle bir duruma gelmiş ki Allah'a ve Resulüne olan şeylere karşı değil de kendi tabi oldukları, kendilerine Rab ve ilah edindikleri insanlara ve şahıslara, mevkilere ve makamlara karşı muazzam bir kişilik kaybına uğradıklarını net olarak görüyoruz. Ondan dolayı Allahu Teala bir ayet-i kerimeden İsa 80. ayette de şöyle buyuruyor. مَنْ يُطِعُ الرَّسُولُ فَقَدْ اَتَعَ اللّٰهِ Kim Allah'ın Resulüne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ederse onun itaati mutlak Allah'adır. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِزًا Sen onların üzerine ne değilsin? Gözetleyici bir özel memur da değilsin. Yani Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a özelde, genelde de İslam'a hizmet eden, İslam davasının geleceği için çalışan ve bu konuda samimi olan, ikiyüzlü, münafık, çıkarcı, menfaatçi olanlar değil. Allah'a tam bir ciddiyetle, samimi bir şekilde bağlanmış olanlara diyor ki, siz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Eğer birileri kendi nefsini kendi heva haline getirdiyse, birileri Allah'ın kitabını ve İslam ümmetinin maslahatını kendi çıkarları ve menfaati ve egosu uğruna terk ediyorsa, siz ona aldırış etmeyin. Siz davanıza ve mücadelenize ne yapın? Kenetlenin, yolunuza devam edin. Çünkü Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki tevella feme ersennâke. Sen onlar üzerine ne olmamışsın? Gönderilmemişsin. Aleyhim hafizen. Sen bir böyle gözetleyici, bir memur, özel bir muhafız olarak onların üzerine gönderilmeden hatalarını araştırma, hatalarını görme, gözetme diyor yani. Sadece senin görevin tebliğ. Sen bir memursun, vaizsin, davetçisin. Emri bin ma'rufta bulunur, nehi ani münkerde bulunursun. Sana itaat eden şerefiyle itaat eder. Kendi nefsine uyandı zaten samimiyetsizliğinden dolayı onu yapmış olur diyor. Aynı keza Nisa 80. ayet-i kerimede de Allahu Teala Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a böyle buyuruyor. Kim Resul'e itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirecek olursa Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onların üzerine bir koruyucu olarak göndermediğini, hevası uğruna kendi heder ettiğini söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Buhari El-İtisam 2. hadiste Ahmed bin Hanbel Müsned'te ise 2. cilt 361. hadisinde de Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Gene itaatten, teslimiyetten bahsediyor. Kulli ümmeti yedhulûne el-cennet diyor. Bütün ümmetim cennete girecek. Kim bana la ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse ve bana tabi olmuş, ümmet vasfını kazanmışsa mutlak olarak o cennete girecek. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vaat ediyor. İlla men eba diyor. Ancak istemeyenler, kendini koruyanlar, cennete girmek istemeyenler, bu konuda istisna gösterenler müstesna diyor. Sahabe de bu mesele karşısında böyle ne oluyor? Afalıyorlar. Böyle bir hayrete düşüyor. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, senin ümmetin olup da cennete girmeyecek kimse var mıdır? Kalu dediler. Ya Resulullahi ve men ye eba. Kim girmek istemiyor yani? Kimdir bu girmek istemeyenler? İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam cenneti istemeyenler, cennetlik olmak istemeyenlerin vasfını şöyle dile getiriyor. Kale dedi, men ata'ani, kim bana itaat ederse, kim ben ona bir hususta emir veriyorsam, o konuda tereddüt etmeden sözümü dinliyorsa, kime benim bir nasım, bir hadisim, bir sünnetim ulaşmış, o da tereddüt etmeden, eğer zayıf değilse, uydurma değilse, tereddüt etmeden itaat ediyorsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dehalel cennet diyor. O mutlak bir şekilde cennete girecektir. Peki ve men asani, kim benim sözümü ona ulaştığı halde, bazen bu çok olur. Yani insanların genelinde ekserinde bu hata var. Mesela Kur'an'a ve sünnete aykırı, ben çok alimlerle de konuştum. Böyle ilim sahibi doğuda, batıda fark etmez oturduğum eski dostlarım da var. Adama ayet ve hadis getiriyorsun, bana diyor ki ya hocam diyor, tamam ayet ve hadis doğru ama yani bu devir onun devridir. E neyin devri kardeşim? Yani desene ben nefsimle Kur'an'dan sünnetten vazgeçtim, hevam artık kaldırmıyoruz senin Rabbimizin emrettiği şeyleri. Peygamber aleyhissalatü vesselam getirdiği ilkeleri kaldırmıyor benim nefsim. Artık bana ağır geliyor diyemiyor. Ya işte artık devir değişti. Şartlar çerçevesinde konjektürel bilmem neler diyor. Böyle hikayelerimiz çoktur. Biz mantık, akıl şeyimizle, müteziyle, şiayı solladığımız için hemen kalkıp bu tarz mantıkları ortaya koyarak ne yapıyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a itaatten çekiniyoruz.
Allah-u Teala'nın bir Kur'an ayetine muhalefet etmekten çekiniyoruz. Veya bid'at konusunda, mesela çok bid'at konusunu, kutlu doğumu, buna benzeyen şeyleri çok eleştirdiğim için beni de çok eleştiriyorlar. Çok da arkamdan konuşuyorlar. Hemen ne diyorlar? Ya tamam, getirdi hadisler öyle de, getirdi ayetler öyle de, getirdi şeyler böyle de, ama öyle değil. Ya nedir o zaman? Kur'an öyle diyor, peygamber öyle diyor ama öyle değil. Nasıl oluyor bu? O zaman ortaya ne giriyor? Şeytan putu, nefis putu, ondan sonra menfaat ve çıkarlar ve insanların ilahlar ve Rabler haline getirdiği neler? Alimler, makamlar, mefkiler devreye giriyor. Demek ki bunlar Kur'an'ın ve sünnetin üstüne çıkmış, Kur'an ve sünneti altta ezmiş. Artık onların sözü Allah ve Resulü'nün sözünün üzerindedir. Ondan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kulli ümmeti yedhulûnel cenne illa men ebâ diyor. Bütün ümmetim cennete girecek, istemeyenler hariç. Kalû ya Resulullahi men ye ebâ, kim girmek istemiyor diye sorduklarında kalû, kim ki men et'ani, kim ki itaat ederse bana, dehalel cenne, cennete mutlak şekilde girecek. Ve men asani fekat ebâ, kim de isyan ediyorsa, kim benim sözümü işittiği halde, kendisine ayet ve hadisler ulaştığı halde bu konuda bana muhalefet ediyor, nefsini Allah'ın kitabından ve benim sünnetimden, benim içtihadımın üstünde görüyorsa, o demek ki cennete girmek istemiyor. Bu kadar basit. Yani bu hadisler ve ayetler zaten yeterince bize haber veriyor. Mesela onları Rabler edindiler. Rab kelimesi, dikkat ederseniz biz Kalubela gününde Allahu Teala demiyor ben sizin ilahınız mıyım? Şunu soruyor. Eleystu bi rabbikum diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bak bu aslında, bu söylem, insan ilimle uğraşmadığı müddetçe bu söylemin inceliğini hiç kavrayamıyor. Yıllarca çocuktuk. O, mesela o sözü hep bize söylettirdi alimler. İşte ne zamandan beri Müslümansın? Kalu beladan beri. Anlat kalu bela nedir? Anlattık. Meğer insan ilimle uğraştıkça, daha çok böyle tefsir okudukça, daha çok hadis sünnetle uğraştıkça bazı şeyler, inceliklerini öğreniyor. Hele mesela insan lugatta da ilerledikçe daha beter meseleleri kavruyor. Demek ki Arapçada şöyle bir kaide var. Araplar mesela Rab kelimesini Allahu Teala dışında da kullanıyorlar. Hala Arapçada kullanılan çok böyle Rab kelimesiyle alakalı muazzam alanlar vardır. Kullanırlar. Sebebi neymiş? Sebep zaten Rab kelimesinin kökünden geliyor. Baktığınız zaman mesela dedik ya, biz bir örnek verdik. Dedim hala Arabistan'da ev kadınları Rabbetül Beyt diyorlar. Evin tertip edicisi, düzenleyicisi, evin Rabbi diyorlar. Ya Allahu Teala kalu bela dediği zaman, eleystu bi rabbikum dediği zaman, biz de kalu bela, hiç şüphesiz sen bizim Rabbimizsin. İşte Allahu Teala onlar din adamlarını ve din alimlerini ve cemaatleri ve mefkileri ve kişileri ve şahısları totem edindiler, Rabler edindiler sözünden de kast olunan budur.